Evet. Bugün ne yapıyoruz? Birader şimdi yemek yemeye mi gidiyoruz? Sana kask bulamadık. Kasksız neyse ki kısa bir mesafeye gideceğiz. Kask takın arkadaşlar. Böyle odun diyeceğim olmadı. Bak böyle kasksız motora binilir mi oğlum ya? Şimdi bana diyecekler abi senin eldivenin dizdiğin ceketin nerede diyecekler. Ben de diyeceğim ki ya çok sıcak. Ya. Tamam hadi hadi gidelim hadi. İki tane plakasız motorla şimdi otobana çıkacağız arkadaşlar. Bu RKS Stibridi 125. Bu Küba Ege 50. Gerçekten 50. Hadi gidelim. Gerçekten 125 mi? O gerçekten 125 hacı. Aha aynamız. Ya bu Ege dikkatimi çekti arkadaşlar. Bayağı bir konforlu yani. Bayağı bir yumuşak bir süspansiyonu var. Yani böyle bozuk yollarda, kırsal mezralarda böyle yani stabilize yolda 10 numara iş görür. Ama yol tutsun, viraj yapayım, iyi lastik aldım, yatayım, kalkayım dersen tabii silindirini büyüttüğün takdirde olmaz bu amortisörlerle. Ama bunun ben ön amortisörünü Dragon'dan daha çok beğendim. Ön amortisörü nispeten biraz daha kaliteli gibi geldi bana. Ama arka amortisörü Dragon'un daha iyiydi sanki. Daha iyiden kastım Dragon'un arka amortisöründe sertlik ayarı mevcuttu. Bunun arka amortisöründe sertlik ayarı mevcut değil. Valla plakasız olduğum için geçiyorum. Vakit kadar. Zaten bak bu amca da ters yapıyor şimdi. Şimdi bu motorla otobana çıkacağım. Her zaman çıktığım otobana. Zaten Forum Bornova'ya gidiyorum. Hem bir sıkıştırmış olayım bakayım. Ayarlanmadı henüz motor. Ayarları yapılmadı. Sağ solu sıkılmadı. Orijinal haliyle ne yapacak, nasıl gidecek hep beraber görelim. Bir de bu motorun ince ayarlarını yaptıktan sonra arkadaşlar bu motorun detaylı inceleme videosunu çekeceğim. Yani anladığım kadarını, gördüğüm kadarını, bildiğim kadarını size anlatacağım. Ama şu anda benim bildiğim piyasadaki en az yakıt tüketen 50cc motor bu. Bundan daha az yakıt tüketen bir motor Dragon'la bu yani. Dragon'la ikisi diyebilirim. Bir de RX9'u diyelim arada söyleyelim. Unutmayalım. Yani gerçekten 50cc olup vitesli olan makineler. Kastım bu yani ekonomikten. O yüzden benim gibi başka motorlar olan arkadaşlara yakıt tüketimi ve düşük bakım maliyetleri sebebiyle tavsiye edilebilecek bir motor. Hadi bakalım bu motor kaç yapacak? İzleyelim. Hadi bu motor daha sıfır. Kopunca biraz hızlı tadım da rahatlasın hayvan. Rahatsızım malum.
Şuradan şöyle dönüverelim. Burada arkadaşımızı bekleyelim. Az önceki motor da benim motor arkadaşımdan. Onu da yeni aldım. Bu arkadaşım da benim İstanbul'dan çocukluk arkadaşım. En sevdiğim arkadaşım. O da buraya İzmir'e yerleşti benim gibi. Hani onun İzmir'e yerleşmesine ondan daha çok ben sevinmişimdir. O kadar söyleyeyim yani. O kadar severim kendisini. Ama herkese motor hastalığını bulaştırdım, bir buna bulaştıramadım. Oğlum, bari kuralları bilelim, o kadar da değil yani. Ya tamam, boş ver. Şunu uygun bir yere... Evet. Kapatalım motorumuzu. Biz yemeğimizi yiyelim hacı. Yiyelim kardeşim de. Doğru söylüyorsun ya. Millete kötü örnek oluyoruz değil mi? Ama hiç olmazsa insana saygımız var birader. Arabalara küfür etmiyoruz. Yaya yolunda yayalara korna çalmıyoruz. Öyle değil mi?